Bir buzağı, bir buzağıcık 40 kilogram doğuyormuş, doğduğuna 40 kilo oluyormuş ve bu ağırlık her hafta %5 artıyormuş. Buzağının T hafta sonraki, T hafta sonraki ağırlığı kilogram cinsinden A olsun. A, lineer bir fonksiyon mudur, yoksa üstel bir fonksiyon mudur? A, lineer bir fonksiyonsa ağırlık her hafta aynı miktarda artacak demektir. Yani mesela buzağın ağırlığı her hafta 5 kilogram artıyor denseydi, o zaman lineer bir fonksiyondan bahsediyor olurduk. Ama her hafta 5 kilogram artıyor dememişler, %5 artıyor demişler. Yani bir hafta sonra buzağın ağırlığı 1,05 çarpı 40 kilogram olacak. 2 hafta sonraki ağırlığı onun da 1,05 katı olacak. Yani bir önceki haftanın %5 fazlası. 3 hafta sonraki ağırlığı da ikinci haftadaki ağırlığının 1,05 katı olacak. O zaman bu fonksiyonu 40 çarpı 1,05 üzeri t şeklinde yazabiliriz. Ağırlık her hafta bir önceki haftanın %5'i kadar artıyor. Artış katsayısı 1,05. Şöyle de düşünebiliriz. Ağırlık her hafta %105 ile çarpılıyor. Artış sabit bir sayıyla değil de bir katsayıyla ifade edildiği için bu üstel bir fonksiyondur. Bakalım şıklardan hangisi bunu anlatıyor? Bu fonksiyon lineerdir çünkü demiş. Çünkü'den sonrasını okumaya bile gerek yok çünkü bu fonksiyon lineer değil. Bu fonksiyon üsteldir çünkü t'nin her bir artışında a 5 kat artmaktadır demiş. Bu da doğru değil. Her defasında %5 kat artıyor. 5 kat değil. %5 kat artması demek her hafta bir önceki haftanın 1,05 katına çıkması demek. 5 katına değil. Evet, buna bakalım. Bu fonksiyon üsteldir. Bu fonksiyon üsteldir çünkü t'nin her bir artışında a 1,05 kat artmaktadır. Evet, işte doğru şık bu. Güzel, bir tane daha çözelim. Verilen niceliklerin lineer olarak mı yoksa üstel olarak mı değiştiğini belirleyiniz. Sibel 550 lira değerinde nadir bulunan bir madeni paraya sahiptir. Paranın değeri her yıl %10 artmaktadır. Az önce çözdüğümüz örneğe çok benziyor. Paranın değeri her yıl 1,1 ile çarpılıyor. %10 artış demek, değeri %110'la veya 1,1 ile çarpmak demek. O halde bu kesinlikle üstel bir artış. Madeni paranın değeri her yıl 10 lira artıyor olsaydı o zaman artış lineer olurdu. Oysa burada bir yüzdeyle artıyor. Bir sonraki. Amcanız 50 bin liraya bir araba satın almıştır. Hayırlı olsun. Arabanın değeri her yıl 5 bin lira azalıyor. Burada bir katsayısı söz konusu değil. Araba sabit bir miktarda değer kaybediyor. Bir yıl sonra değeri 45 bin liraya düşüyor. 2 yıl sonra 40 bin lira oluyor. O halde bu kesinlikle lineer bir modelle tanımlanabilir. Arkansas'taki yaban domuzlarının sayısı. Peki, Arkansas'taki yaban domuzlarının sayısı 5 yılda bir 3'e katlanmaktadır. 5 yılda bir 3'e katlanmaktadır diyor. 5 yılda bir 3 artmaktadır demiyor. Yani sayıyı 5 yılda bir 3 ile çarpıyoruz. O zaman bu da kesinlikle üstel olmak zorunda. Son ifade. Bir restoranda garson olarak çalışıyorsunuz. Çalıştığınız her gün 50 lira bahşiş kazanıyorsunuz. Bu direkt lineer zaten. Çalıştığınız her gün cebinize 50 lira daha giriyor. Bir günde 50 lira, iki günde 100 lira, üçüncü günde 150 lira falan diye gidiyor. Her gün bir öncekinin 50 katı bahşiş alıyorsunuz denmemiş. Keşke. Veya aldığınız bahşişin her gün %50 arttığı söylenmemiş. Bahşiş sabit bir miktarda artıyor. O halde bu da lineer bir model.